farklı nedenlerle protez çevresinde bir kırık geliştiği zaman bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi yöntemleri olarak da farklı yöntemler tarif edilmiş. Bunlardan bir tanesi protezin değiştirilmesi, daha uzun bir protez yapılması. Bunun tedavi maliyeti oldukça yüksek. Hastanın anestezi yükü ve kan kaybı da fazla. Diğer bir tedavi yöntemi protez çevresindeki kemiğin çeşitli plak vidalarla ve kablolarla sarılması. Yapılan biyomekanik çalışmalarda da bunların çok güçlü olmadığı görülmüş. Biz de ameliyatlar sırasında elde ettiğimiz tecrübeye dayanarak bir revizyon plak geliştirme fikrine kapıldık. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yaptık. Şöyle anlatacak olursak, protez yapılan hastalarda ilik kısmı dolu olduğu için vida kemik boyunca geçemiyor. Protezin olduğu seviyede kalıyor. Yani biz buna tek korteks tespit adı veriyoruz. Ve bu da implant stabilitesini sağlayamıyor. Bizim yaptığımız tedavi yönteminde, revizyonda protezin çevresinden U çivisi dediğimiz farklı bir implant kullanılarak 4 ayrı noktadan tespit işleminin sağlanmasıydı. Biz bunu literatür çalışmalarıyla destekledik ve Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan çalışmamız onaylandı. Daha sonra biyomekanik olarak 4 farklı implantı birbiriyle karşılaştırdık. Bunlardan bir tanesi uzun saplı protez. Yapay kemikler üzerinde oluşan kırıklarla daha uzun saplı bir protez tespiti yapıldı. Daha sonra bizim geliştirdiğimiz implant yerleştirildi. Bununla ilgili biyomekanik test cihazında denemeler yapıldı. Yine kablo plak ve U çivisi kablo gibi farklı tedavi yöntemlerini biyomekanik olarak test ettik. Ve yapılan çalışmalar test sonuçlarında tahmin edildiği gibi en başarılı yöntemin uzun saplı protezle olduğunu gördük. Ama bunun maliyetinin ve kan kaybının, anestezi riskinin yüksek olması nedeniyle bizim alternatif yöntemimizin de buna benzer bir sonuç getirdiğini gördük. Biyomekanik olarak test sonuçları hemen hemen birbiriyle eşitti. Dolayısıyla bu implantın biz güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini test etmiş olduk.